Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım sürecinde sanayicilerin de kente ilgisi arttı. İki organize sanayi bölgesinde yatırım için parsel kalmadığını söyleyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu, özellikle yaz aylarında feribot seferlerinin belli sayıda olması nedeniyle Çanakkale'mizin meyvesini, sebzesini, balığını, sütünü İstanbul'a ve büyük şehirlerimize ulaştırmakta çok zorluk çekiyorduk. Köprüyle birlikte Çanakkale'nin üretiminin de ivme kazanacağını, ulaşılabilirliğin artacağını ve kentin çok daha cazip bir yer haline geleceğini düşünüyorum. Bütün yatırımcıları Çanakkale'ye bekliyoruz. Bizim ticaret ve sanayi odası olarak Çanakkale'deki görevimiz, Çanakkalemizin bu güzel pastasını aynı lezzetiyle büyütmek, lezzetin tadını bozmadan, doğasıyla, havasıyla her şeyini koruyarak, Çanakkalemizin ticaretini ve Çanakkale halkının refahını artırmaktır. Ifadelerini kullandı.